Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile ve yeni bir konuyla birlikteyiz. Bu videomuzda sindirim sisteminden bahsedeceğiz. İlk önce sindirim nedir, nasıl gerçekleşir bunlara bakalım. Daha sonra insanda sindirim sistemine bakacağız ve insanda sindirim sisteminde organlardan bahsedeceğiz. Organların görevlerinden bahsedeceğiz. Evet, nedir sindirim? Sindirim büyük besinlerin monomerlerine yani yapı taşlarına kadar parçalanmasıdır arkadaşlar. Sindirim olayı budur. O zaman şöyle bir tanım yapalım. Tanım yapmazsak olmaz tabii ki. Şöyle diyoruz. Büyük besinlerin monomerlerine yani yapı taşlarına kadar parçalanmasına sindirim denir. Arkadaşlar, sindirim olayı iki şekilde gerçekleşiyor. Bir fiziksel sindirim yani mekanik sindirim vardır. Bir de kimyasal sindirim vardır. Şimdi bunlara bakalım isterseniz. Şöyle yapalım. Bir sindirim yazalım. Daha sonra yine bunu tablo halinde ayıralım. Sindirimi ikiye ayırıyoruz dedik. Mekanik sindirimin bir diğer adı fiziksel sindirimdir. Fiziksel sindirim. Bir de kimyasal sindirim. Kimyasal sindirim. Şimdi ikisini bir karşılaştıralım. Arkadaşlar, mekanik sindirimde besinler enzim kullanılmadan küçük parçalara ayrılıyor. Şöyle düşünün, mesela biz ekmeği böyle yemek için küçük parçalara ayırıyoruz ya, o şekilde küçük parçalara ayrılmasıdır. Böylece besinlerin yüzey alanı artırılmış olur. Peki bunu kim yapar? Mesela ağzımızda dişler yapar arkadaşlar bunu, küçük parçalara ayırır. O yüzden bir besini ne kadar çok çiğnersek sindirimi o kadar kolay olur. Çünkü yüzey alanını artırmış oluyoruz. Mesela midede hidroklorik asit yapar. Bu da yine besinleri parçalıyor, küçük parçalara ayırıyor. İnce bağırsakta ise arkadaşlar safra sıvısı yapıyor. Safra kesesinden gelen, karaciğerden gelen safra sıvısı parçalarını ayırıyor. O zaman yazalım isterseniz mekanik sindirim için. Şöyle diyoruz. Besinlerin enzim kullanılmadan küçük parçalara ayrılmasıdır. Besinlerin yüzey alanını artırır. Ne dedik? Ağızda kim yapıyordu bunu? Ağızda dişler yapar arkadaşlar. Ağızda dişler. Midede HCl. İnce bağırsakta ise safra sıvısı yapar. Safra sıvısı. Bunlar ne yapıyor? Besinleri daha küçük parçalara ayırarak parçalanmasını, kimyasal sindirimini kolaylaştırmış oluyorlar. Gelelim kimyasal sindirime. Arkadaşlar, kimyasal sindirimde besinlerin enzim kullanılarak monomerlerine yani küçük parçalara kadar ayrılmasıdır. Yapı taşlarına kadar ayrılmasıdır. O zaman yazalım. Besinlerin enzim kullanılarak monomerlerine kadar parçalanmasıdır. Arkadaşlar, bu kimyasal sindirimde besinler hücre zarından geçebilecek duruma gelirler. Yani monomer demek zaten yapı taşı demektir. Yapı taşlarına kadar parçalanır ve hücre zarından geçebilirler. O zaman şöyle diyelim. Besinler hücre zarından geçebilecek hale gelir. Artık kimyasal sindirim olduğu zaman hücre zarından geçebiliyorlar. Arkadaşlar, biz kimyasal sindirimi ikiye ayırıyoruz. Bir hücre içi sindirim, bir de hücre dışı sindirim. O zaman şöyle yine ayıralım.
Hücre içi sindirim. Bir de hücre dışı sindirim. Hücre dışı sindirim. Evet, nedir hücre içi, hücre dışı? Arkadaşlar, besinlerin endositoz yoluyla, neydi endositoz? Büyük parçaların yalancı ayak oluşturarak ya da pinostik cep oluşturarak hücre içerisine alınmasıydı. Endositozla içeri alınan besinler lizozomla sindiriliyor. İşte biz buna hücre içi sindirim diyoruz arkadaşlar. O zaman yazalım hücre içi sindirimi. Endositozla alınan besinler lizozom organeli. Lizozom organeli ne yapıyordu? Sindirim enzimleri taşıyarak besinleri parçalıyordu. Lizozom ile parçalandığı sindirimdir arkadaşlar. Parçalandığı sindirimdir. Peki hücre dışı sindirim ne? Hücre dışı sindirim ise enzimler hücrenin dışında vücut boşluklarına gönderiliyor ve böylece orada o enzimler sayesinde sindirilmiş oluyor. Mesela bizim vücudumuzdaki o boşluklar neresi? Ağzımız, midemiz ve ince bağırsaklarımız. İşte buraya enzimler gönderilir ve besinler parçalanır. O zaman şöyle yapıyoruz. Yazıyoruz hemen. Hücre dışına salgılanan enzimlerle besinlerin sindirilmesidir. Ne dedik? Ağız, mide, ince bağırsak gibi yerlerde gerçekleşir. Bir de şunu da söyleyeyim. Mesela bazı bakteriler veya saprofit mantarlar, işte saprofit bakteriler, bunlar çürükçül beslenen canlılardır. Yani diyelim ki ortamda çürümüş bir madde var. Bu madde ne olabilir? İnsan ölüsü, hayvan ölüsü olabilir, bitki atığı olabilir arkadaşlar. Bu atıkların bulunduğu kısma hemen enzimlerini gönderiyorlar. Enzimlerini göndererek oradaki besinleri parçalıyor dışarıda. Daha sonra monomer olarak hücrenin içerisine alıyor. İşte yani bu hücre dışı dediğimiz dış, tamamen dış ortamda olabilir. Vücut boşlukları da olabilir. O yüzden biz sadece bizim için olanı yazalım. Ağız, mide, ince bağırsak gibi yerlerde gerçekleşir arkadaşlar. Hücre dışı sindirim. Ağız, mide, ince bağırsak gibi yerlerde gerçekleşir. Dediğim gibi bakterilerin ve mantarların yaptığı bu sindirim enzimlerini dışarıya gönderip oradaki atıkları parçalama olayı da hücre dışı sindirimdir. Ama bizim için şu an bizim vücudumuzda gerçekleşenler daha önemli. Evet, sindirim sistemine ilk giriş bu şekildedir. Gelelim şimdi insanda sindirim sistemi kısımlarına. Arkadaşlar, şöyle sayfayı değiştireyim. İnsanda sindirim sistemi diyelim. Bir başlık atalım. İnsanda sindirim sistemi. Evet. İlk olarak ben size bir tablo, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bir şablon olarak göstermek istiyorum sindirim sistemini. Şöyle bir çizelim arkadaşlar. Bakın, bu bizim ağzımız. Daha sonra ağızdan sonra yemek borusu gelir. Sonra midemiz gelir arkadaşlar. Burası midemiz. Mideden sonra ince bağırsaklarımız gelir. Şöyle. İnce bağırsaklardan sonra kalın bağırsaklar gelir. Ve kalın bağırsaklarla birlikte anüsle dışarı atılır. Şurası da anüstür. Bu sindirim sistemimizin genel yolu. Bir de yardımcı organlarımız vardır. Yardımcı organlarımız da 4 tanedir arkadaşlar. Bunlar ağızda bulunan tükürük bezleri, daha sonra karaciğer, safra kesesi ve pankreastır. Şimdi hemen bunlara da bakalım. Bakın, ağızda bağlanan tükürük bezleri, değil mi? Şunlar bizim tükürük bezlerimiz. Her iki tarafımızda bulunuyor ağzımızda. Çene altında, yanak bölgesinde bulunur arkadaşlar tükürük bezleri. Ve tükürük sıvısının içerisine enzim katılarak ağızda sindirimin gerçekleşmesini sağlıyor. Daha sonra ince bağırsağa bağlı
Bakın ince bağırsağa bağlı şöyle bir karaciğerimiz vardır. Karaciğer. Daha sonra bir pankreasımız vardır. Bir de karaciğere bağlı olan yine safra kesesi vardır. Bunların tabii ki isimlerini yazacağım şimdi. Şöyle içini boyadıklarım yardımcı organlardır. İçini boyamadığım arkadaşlar onlar da bizim sindirim sistemimizin genel organlarıdır. Yani direkt sindirimde görev yapan organlar. Evet, şimdi isimlerini yazalım isterseniz. Şöyle renkli bir kalem alalım. Bakın. Şurası neydi? Ağız. Ağızda sindirim başlıyor. Daha sonra yemek borusuyla nereye aktarılır? Mideye. Ama yemek borusunda sindirim yok, unutmayın. Bunu zaten yine gelince söyleyeceğiz. Daha sonra hangi bölüm geliyor? Midemiz gelir. Mideden sonra arkadaşlar ince bağırsaklarımız gelir. İnce bağırsak. İnce bağırsaktan sonra kalın bağırsak. Kalın bağırsaktan sonra kalın bağırsağın bir parçası olan rektum vardır. En son ise anüsle dışarı çıkış vardır arkadaşlar. İşte sindirim atıkları anüsle dışarıya atılıyor. Yardımcı organlara gelelim. Onları da farklı bir renkle yazalım. Yardımcı organlarımızda yine ağız kenarlarında bulunan tükürük bezleri. Tükürük bezleri. Daha sonra karaciğerimiz. Karaciğer. Sonra pankreasımız. Karaciğer ve pankreasın büyük önemi vardır sindirimde. Ve safra kesesi. Safra kesesi. Bunların her birinde ayrı ayrı anlatacağız. Evet, insanda sindirim sistemi genel olarak bu şekildedir. Şablon halinde yaptığımızda. Şimdi biz sindirim sistemi kısımlarından ilk olarak ağız diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Bir ağız diyelim ve başlayalım. Şimdi ağzımızda bizim hem mekanik hem de kimyasal sindirim vardır arkadaşlar. Mekanik sindirim neydi? Fiziksel sindirim küçük parçalara ayırmaydı. Bu küçük parçalara ayırma olayını kimler yapıyor? Dişlerimiz yapıyor. Ağzımızda bulunan dişler yapıyor. Dişlerin yapısından da bahsedeceğim birazdan. Kimyasal sindirimi kim yapıyor? Tükürük bezlerinden salgılanan tükürük sıvısının içerisinde bulunan amilaz enzimi yapıyor. Amilaz enzimi ağzımızda nişastanın sindirilmesini sağlıyor arkadaşlar. Ayrıca glikojenin sindirilmesini sağlıyor. O zaman karbonhidratların sindirimi ilk olarak nerede başlıyor? Ağızda başlıyor diyebiliriz. O zaman yazalım. Şöyle diyeceğiz. Hem kimyasal hem de mekanik sindirim görülür. Mekanik sindirim görülür. Mekanik sindirim neyle yapılıyordu? Dişler yardımıyla. Mekanik sindirim dişler yardımıyla olur. Daha sonra ne diyoruz? Kimyasal sindirim kim tarafından oluyordu? Kimyasal sindirim tükürük bezleri tarafından salgılanan amilaz enzimiyle olur. Kimyasal sindirim tükürük bezlerinden salgılanan neydi enzimin adı? Amilaz. Diğer bir adıyla arkadaşlar pityalin. Genellikle amilaz kullanılıyor ama bazen sorularda pityalin de diyebilir. İkisi de aynı şey. Pityalin enzimiyle olur. Evet. Peki ağızda hangi moleküller sindiriliyordu? Karbonhidratlar. Karbonhidratlardan da sadece nişasta ve glikojen. Diğerleri sindirilmez, unutmayalım. Karbonhidratlardan nişasta ve glikojenin sindirimi ağızda başlar diyelim. Ağızda başlar. Evet, bu şekilde ağzımızda gerçekleşen olaylar. Şimdi bir dişin yapısına bakalım arkadaşlar. Dişimize baktığımız zaman şöyle bir
İşte bir şematik olarak çizelim. Arkadaşlar dişimizin yapısına ilk önce dıştan içeriye doğru bakalım. En dış tabakada şöyle renkli kalemlerle yapmak istiyorum. En dış tabakada şu turuncuyla yaptığım tabaka bakın. Bu mine tabakasıdır. Mine. Dişimizin işte bu beyaz tabakasıdır arkadaşlar. O zaman bu neymiş? Mine tabakası. Mine tabakasının hemen bir altında onu da şöyle yeşille yapalım. Arkadaşlar biraz daha şöyle ince olan yani en iç kısmında bulunan şurası dentin tabakasıdır. Bakın ortadaki tabakadır dentin tabakası. Şöyle dentin diyeceğiz. Dentin. Bir de en iç tabakamız vardır. En iç tabaka ise pulpa tabakasıdır. Ve pulpa tabakasında şöyle sinirler bulunur. Bu da nedir? Pulpa tabakası. Dışarıdan içeriye baktığımızda böyle tabakalar vardır. Mine, dentin ve pulpa tabakaları. O zaman şöyle diyebiliriz. Yanlarını hemen yazalım. Dişin beyaz kısmıdır. Dişin beyaz kısmıdır. Dentin de arkadaşlar hemen bir altındaki kısım. Pulpa için ne diyeceğiz? Sinir ve kan damarı bulunur. Kan damarı bulunur. Bakın mine ve dentin tabakasında sinir ve kan damarı yok. Ama pulpa tabakasında olduğu için eğer ki dişimizde başlayan çürük pulpa tabakasına kadar gelmişse ağrı acı hissettirmeye başlar. Biz mine tabakasında ve dentin tabakasında olan çürüğü pek fazla hissetmeyiz. Eğer düzenli olarak kontrol etmiyorsak, kontrole gitmiyorsak. Ama pulpa tabakasına geldiğinde artık ağrı acı verdiğine göre hissedebiliyoruz arkadaşlar. Biraz da geç kalınmış oluyor açıkçası. Peki boydan baktığımız zaman bakın dişin bir baş kısmı vardır. Ortada olan kısım boyun kısmıdır. En içte gömülü olan kısım ise nedir? Kök kısmıdır. Hatta diş çekerken bu kök kısmının içeride kalma ihtimali de vardır. O yüzden çok iyi bir şekilde çekilmesi gerekiyor. Evet, dişlerle ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Peki kaç tane dişimiz var? Sağlıklı bir insanda 32 tane diş bulunması gerekiyor arkadaşlar. 16 altta, 16 da üstte. Ön dişlerimiz, ön, alt, üst 4 tane dişimiz kesici dişlerdir. Hemen yanlarında bulunan dişlerimiz köpek dişlerdir. Arkada bulunanlar ise azı dişlerdir arkadaşlar. Azı dişler daha çok çiğnemek için farklılaşmıştır. Ama ön dişler yani köpek dişleri ve kesici dişler daha çok parçalama, koparma için farklılaşmıştır. Evet, ağızla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bu videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videomuzda yemek borusundan devam edelim arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.